Lüks diyebilir miyiz bu dublekse şimdi biz? Buranın en büyük özelliği arkadaşlar, kesinlikle kapanmaz bir manzarası var. Burası, tabii benim sevdiğim şeyler bunlar işte. Fethiye Göcek turlarından 3. günden herkese merhaba. Şu an Fethiye'nin en tepesindeyiz. Bir tık yukarıdayız. En tepenin birkaç tık altındayız. Mehmet abiyle tekrar beraberiz biliyorsunuz. Göcek'in en büyük, en güzel firmalarından birine sahip şu an. Emlak firmalarından Equinox Estate'in broker'ı, saygıdeğer... Bayramda geçti ama neyse. Bugün Fethiye'de Marina'nın hemen arkasında dehşet bir çatı dubleksi gezeceğiz. Biz daha önce görmedik. Ev hemen bu vadinin arkasında kalıyor değil mi abi? Şu tepenin arkasında kalıyor. Burası Karagözler Mahallesi. Aha. Ece Marina'nın hemen üstünde kalıyor. Bu tarafta Fethiye'nin merkezi. Şimdi şurası Fethiye'nin Marina'sı abi. Bu sahil hattı. Sahil hattı. Biz şuradan az önce poğaçalarımızı aldık, açmalarımızı aldık. Kahvaltı ettik arkadaşlar. Şehir portakalın kahvaltısı bugün. Şurası da Fethiye'nin şehir merkezi. Evet. Şöyle gösterelim. Fethiye şehir merkezi. Bugün gezeceğimiz ev nasıl özelliklere sahip ya? Bugün göreceğimiz ev Karagözler'de tepede muhteşem bir deniz manzarasına sahip güzel bir ev. 3 yatak odalı, baştan aşağı yenilenmiş. Hani her şey sökülmüş, yeniden yapılmış. Zaten satıyor musun abi? Kiralıyor musun? Inşallah. Satıyoruz sadece. Vallahi. Kiralamıyoruz. Fiyatını tahmin ediyorum. Tahmin et. 1,5 milyon euro. 1.1 milyon euro. Aa, iyi. Pahalı söylemişim. Evet. 400 bin euro fark var. Bu arada abi evden sonra da şöyle bir sahilde biraz yürüsek mi? Arkadaşlarıma göstermek istiyorum böyle sahil hattını. Fethiye nasıl? Fethiye'ye gelmeyenler vardır belki daha önce. Mehmet abi de şu orada mı? Çalışta. Şurada da Şövalye Adası. Şövalye Adası'ydı değil mi abi? Arkadaşlar hatırlıyorsunuz geçen sene Mehmet abi bize Şövalye Adası'na mükemmel bir villa turu ayarlamıştı. Beraber gezdik. O da Şövalye Adası'naydı. Kartını yukarı koyuyorum. Bu videodan sonra da ona geçin diye tavsiye ediyorum. Şimdi abi buradan arabayla herhalde geçeceğiz eve. Evet. Kaç dakika? Bir dakika. Bir dakika. Evin orada görüşürüz. Arkadaşlar şu an hangi mahalledeyiz abi? Karagözler Mahallesi. Birinci Karagözler deniliyor buraya. Az önceki manzaradan arabayla 1-1,5 dakikada geldik. Burada hep böyle müstakil binalar var. Bunlar villa mı abi bu yok, arada? Yok, bunlar daire abi. Şeye kat. Benziyor. Sarıyer sahildeki yalı bloklarına benziyor. Yani, ve hepsi evet. Full deniz manzaralı mı? Hepsinin manzarası bu kadar açık değil. Bunun önünde hiçbir şey yok. Bizim gezeceğimiz çatı dubleksimiz de burada. Yani en önde. Manzara apartmanı. Manzara apartmanı. Evet, manzarayı doyacaksınız. Dış cephesi yenilenmiş gibi. Boyandı baştan aşağı. Lüks diyebilir miyiz bu dublekse şimdi biz? Yani lüks diyebiliriz. Göreceli bir şey ama burası gerçekten güzel. Arkadaşlar yukarıda görüşürüz. Daire numaramız 5. Evet. Bu arada kaçıncı kata çıktık abi? 3. kattayız. 3. kat ve dubleks şeklinde burası. Ben dairenin giriş katını biraz gördüm. Hiç şey yapmayayım arkadaşlar size. Şu an kanaldaki en fantastik daireyi gezeceğiz. Daire gerçekten ütopik bir daire. Mobilyaları gerçekten çok güzel. Manzarası çok güzel. Fakat bazı dekorlar var. Ben seviyorum. Rahatsız olabilir. Sevmeyenler olabilir yani. Evet abi gezmeye başlayalım. Şimdi dubleks ilk katta. Burası 140 metrekarede oturmuş. 2 katta oluşuyor. 280 metrekare bir dubleks. Baştan aşağı söylediğim gibi yenilenmiş. Bütün binası olmuş, tekrar yapılmış. Yerler tamamen mikro toppingle kapatılmış. O ne demek abi? Mikro topping yeni bir malzeme. Böyle beton görünümlü biraz daha. Kesintisiz bir zemin sağlıyor. Banyolardan. Epoxy gibi düşünebilirsin ama başka daha çimento bazlı bir malzeme. Deforme oluyor mu abi? Kolay kolay olmuyor bildiğim kadarıyla. Parke gibi değişmeye gerek yok falan. Yok. Aynı zamanda banyolarda duvara da uygularsanız daha temiz bir yüzey sağlıyor. Islak. Anladım. Islak zemin içinde kullanılabiliyor yani. Evet. Yeni ev yaptıranlar düşünebilirsiniz. Bu arada evimizin şu an salonu. Salonumuz kaç metrekaredir abi şu an? 50 civarında var. 50-60 metrekare bir salonumuz var arkadaşlar. Güzel yapım bir daire. Bu daireyi herhalde Nata Mamalı kendisi mi dizayn etmiş? Yani yine yapılıydı ama çok beğenmedi dekorasyonu. Baştan aşağı yenilediler. Bir set vardı, onu kaldırdılar. Buranın en büyük özelliği arkadaşlar, önü kesinlikle kapanmaz bir manzarası var. Çok güzel bir Meltem rüzgarı esiyor şu anda. Hatırlıyorsunuz videonun girişinde şu manzaradaydık. Aynı manzaraya sahip değil mi abi? Evet, aynı manzaraya sahip. Çok benzer bir manzaraya sahip. Yani öndeki evler yapılı. Zaten çatısı nereden baksanız bir 5-6 metre aşağıda kalıyor. Ve buranın manzarasının kesilmesi imkansız. Hemen sol tarafımız orman. Bu arada muhteşem bir ormandır. Şurada aşağıda yaşadım 11 yıl boyunca. Köpeğim vardı ikisiyle. Her gün buralarda bütün tepede. Çıkıyor muydun buradan abi? Aynen. Şuradan bir yürüyüş yolumuz var. Şu karşıdaki tepeye çıkıyoruz. Sabah kahvesini orada içiyorum. Sen tam keyifçisin ha. Keyifçi. Valla. Biz boşa yaşıyoruz. Cephemiz bizim kuzey mi? Biz kuzeye doğru bakıyoruz. Aha. Senin güneş şöyle birazdan. Bir bilgin vardı. Lafını balla böldüm. Evet. Eğer Fethiye'de yaşayacaksan kuzey cepheli bir ev almanı tavsiye ediyorum diye bir cümle yani, sarf evet, ettim. Çünkü çok güneşe maruz kalırsınız. Verandanızda oturulamıyor. Batı güneşini çok fazla yerseniz yine verandada rahat rahat oturamazsınız. Özellikle yazlık bakıyorsunuz.
yaparsanız kuzeye bakan evleri tercih edebilirsiniz. Ama yaz kış yaşayacaksınız, ısıtmayı bir şekilde çözmeniz lazım. Ya yerden ısıtma ya da kalorifer ya da döküm şöminelerden. Evet. Şey, başka balkonumuz var mı abi? Yukarıda bir terasımız var. Burası küçük zaten, hani yukarısı bonus olsun, yukarısı bambaşka bir yaşam alanı. Tamam. Burada komşularımız nasıl abi? Komşular genelde yabancı. Bunlardan çalmayı biliyor musun? Yok. Ben bir ara animatörlük yaptım şeyde, 5 yıldızlı otellerde. Ben iyi biliyorum abi. Süper. İnsanları eğlendirirdim. Aslında bunları bagetlerle çalıyorlar. Perküsyon. Bu kadar. Şu koltuğu sevdim ya. Tam L yani koltuk. Karşısında başka bir şey var. Koltuk. Tabii var. Bu evi aldıktan sonra daha farklı dekore edebilirsin. Bu biraz daha böyle bir bekar evi tarzında dekore edilmiş arkadaşlar. Şimdi bu tarafta bir tane ortak kullanım bir banyo var. Evdeki bütün mobilyalar masif. Ahşap. En farklı bir rezervuarı var. İngiliz tarzı, İngiliz evlerinde olan. Çok güzel bir duşumuz var arkadaşlar. Bu arada yine sıcak tonlarla ve Mehmet abinin dediği gibi o neydi o malzemenin? Mikrotoping. Mikrotoping'den bütün banyoyu, duvarlarını, yer zeminini kaplamışlar ve bütünlük sağlıyor aslında. Evet, kesintisiz bir yüzey sağlıyor. Bir tane misafir odası var. Bu da bir masif bir dolap. Muhtemelen meşe. Ev sahibimizin böyle bir Afrika'ya, Serengeti'ye sevgisi var gibi. Kenya'da da bir evi var. Kenya'ya gidiyor bazen. Biz de götürsün ya. Burası da balkonla aynı manzaraya sahip bir misafir odası. Hani misafir odası bildiğin lüks bir oda, otel odası. Diğer en büyük özelliklerinden bir tanesi aslında bu evde perde kullanmanıza gerek yok. Sizi görebilecek herhangi bir ev yok çevrede. Evet. Sol tarafımız orman. Gün batımı çok güzeldir abi burada. Gün batımı şuradan. Yazın daha iyi görünüyor. Kışın tabii biraz geride batıyor. Eşyalı mı satılık abi bu daire? Eşyalı bu şekilde satılık. Gördüğünüz gibi alabiliyorsunuz. Bu arada evin tabii her odasında, şimdi Fethiye'de olduğumuz için yazın gerçekten çok sıcak oluyor. Klima. Her odada, salonda klimamız var. Bunlar da... Bunlar fanları. Bu arada o da masif. O da! Bir fan. Bakalım. Evet, bu kadardı. Bayağı esinti yaratıyor abi. Bayağı, evet. Klimaya burada, gerek yok. Aslında burada klimaya gerek yok. Çünkü biz aşağıdaki evde mesela hiç klima kullanmadık. Hatta klimamız yoktu. Esiyor. Hep tavan vantilatörüyle. Ormana cephe olursa özellikle Karagözler'de çok rahat edersiniz. Peki bir şey diyeceğim. Ağustos'ta da klima kullanmadan rahat yaşayabiliyorsunuz burada. Burada bir giriş odası var. Burası da misafir odası veya çalışma odası yapılabilir. Evet. Şu an burası biraz eşyalar var arkadaşlar. Yaklaşık 25 metrekarelik bir oda. Burada da mutfak alanımız var. Mutfak var. Bu arada merdivenlere de değineceğim. Gerçekten çok güzel merdivenleri. Eskiden burada kapalı bir merdiven vardı. Daraltıyor diye burayı kaldırdılar. Yeniden açık bir merdiven yaptılar. Baştan aşağı yenilediler. Bunlar gerçek demir. Demir. Üzerine masif. Profillerle yapılmış. Kar demirden almışlar hatta. Öyle, evet. Yine üzerindeki masif meşe. Küçük bir şarap dolabı var. Bütün Ankara'lar mutfak eşyaları simek. Bunların tarlası ne kadar şimdi acaba abi? Bilmiyorum. Takip Mehmetcan sen bilirsin bunu. Çeyiz diziyorsun. Yani bir 50-60 bin falan vardır bunlar. Şimdi sen hanımların tercihi oluyor tabii. Simek. Buzdolabı 50 bin lira var da. Bu buzdolabı da bu arada simek arkadaşlar. 50'den fazladır belki. Tüm yok 100'dir de. Oha. Şimdi buzdolaplar o kadar pahalanmış ki. Havadan konuşuyoruz bence. Evet. Sallamayın oğlum ya. Boşu 20'ye aldım. Boş buzdolabını. Ulan bu vardır 70-80 simek. Bu arada mutfak tezgahımız ne abi? Koryan sanırım. Koryan. Bunu bu arada yukarıya doğru devam ettirmişler. Evet, devam bütünlüğü sağlamışlar. Evet. Ne zaman yaptırmış abi burayı? 2 sene oluyor. Geçen sene daha yeni tamamlanmıştı. Hı-hı. Aslında çok fazla da kalmadı. Göcek'te de evleri var hatta. 2 tane evi var. Şurayı çok kısa bir göstereceğim. Evet. Şurada da mutfağın arkasında da bir böyle bir ufak bir standımız var. Yine balkon var orada. Evet. Bunlar da bayağı bildiğiniz ağaç sandalyeler. Arkada da bir balkonumuz var. Şimdi biraz eşya var orada. Şu dairenin manzarası çok güzel abi ya buradan bakınca. Full panoramik deniz görüyor aslında. Bütün Fethiye'yi görebiliyorsunuz boydan boya. Fethiye merkezden bu arada arabayla çarşıdan yukarıya da 2-3 dakika falan. Fethiye'de biliyorsunuz trafik yok. Burası da yaşam alanı mı abi? Burası suite gibi düşünebilirsiniz. Tek başına bir oda burası. Oda. Çok büyük bir alan. Burada bir lavabo alanımız var aslında. Normalde makyaj şeyi oluyor ama beyefendi kendine yer yapmış. Şu nedir abi? Zülfikar. Osmanlı kılıcı. Hazreti Ali'nin kılıcından gelir. Öyle mi? Ha ben bilmiyorum. Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'mış bu. Çok abi. Keskin de dikkat et. Dokunmuyorum. Allah muhafaza. Değişik bir dekorasyon. Hemen burada giyinme odası gibi düşünebilirsiniz. İstediğinizde kapatılabiliyor. Walking closet. Bu şekilde. Ne var? Burayı da yine bu şekilde kare kare yapmış. Güzel, gayet yeterli. Evet. Bu arada giyinme odasına da klima koymuş. Çok mantıklı. Çünkü giyinirken insan çok terliyor. Belki kıyafet değişimi yaşıyor. Burada da bir banyo var. O zaman bu kat sadece yatak odası mı? Tek bir yatak odası. Bu arada yine walking shower arkadaşlar. Sadece tek bir camla ayrılmış bir banyo. Gerçekten güzel. Duş başlıkları ve duş sistemleri hep Grohe marka. Eşyalı mı satılık abi? Bu şekilde satılık. Bir iki dakika sonra bir daha soracağım. Tavan yükseklikleri aşağıda da değinecektim de.
aşağıda da bayağı yüksek. Evet. Bir 3 metreye yakın bir tavan yüksekliğimiz vardı. Burada da çatı dubleks olmasına rağmen yine çok yüksek. Evet. Burası tabii benim sevdiğim şeyler bunlar işte. Evet. İleride iyi bir iş adamı olursanız sizin de böyle bir daireniz olabilir. Gerçekten güzel bir beyefendi evi diyorum. Evet abi, burası kaç metrekare? Burası da bir 50 metrekare falan. Önde de bayağı keyifli bir teras var. Terasta da yine aynı mikrotoppingle devam etmiş. Buranın fiyatı neydi abi? 1.1 milyon euro isteniyor burası için. Yaklaşık bugün kuruyla 24 milyon TL gibi bir rakam. Emsallerine göre normal? Yani bu pozisyonda bir yer bulmak çok zor. Solunuz orman, önünüz açık ve kapanmaz bir manzara. Şimdi burada yatak alanımız var arkadaşlar. Bu arada hani Fethiye'de evler şey diye düşünmeyin, böyle eski yazlık evleri ya da eski villalar, eski daireler. Aldığın zaman yaptırabiliyorsun. Ha, burayı da satın aldıktan sonra belki değiştireceğin şeyler olur. Burada yatağımız var. USB giriş bile yapmışlar. Klima kumandası ve yine tavan pervanesi için bir kumandamız var. Ve onlar için de yer yapmışlar. O da güzel. Ünitenin üstüne koymuyorsun. Evet. Burada arkada bir... Burada küçük bir kitchenet var ve sauna var. Sauna var. Deniz bir dublekste. Burası normalde üstü açıktı ama kapatlar sonrasında. Böyle hem de manzaralı bir sauna. Hem de manzaralı. Yani şurada bir sohbetini çeviriyorsun yani manitanla. Arkadaşın gelmiş manita. Serdar. Genelde Serdar olur zenginlerin. Serdar'cığım ne oldu senin yat? Bebeğim ya hemen şurada işte gördüğünüz gibi. Burada da mutfağı küçük var. Küçük bir kitchenet var. Servis mutfağı gibi düşünebilirsiniz. Biraz dağınık. Sorun değil abi. Gayet yeterli. İstanbul'da 2+1 daire mutfağı oluyor şu anda şu gördüğünüz. Fırını dahi var. Aslında tek katta tüm yaşam alanını çözüyor burada. Bu arada çatı tavanları hep bambu. Yatak odasında da master bedroom'da da bambu. Ve profillerin arasına da ışıklandırma led yapmış. Öyle tavandan sarkan bir avize vesaire hiçbir şey yok. Evet. Burası da master bedroom'un king suite gibi bir şey abi. Evet. Burada da kendine bir ahşap çalışma masası yapmış beyefendinin. Siz alıp değiştirebilirsiniz buraları. Fethiye'de bir evse böyle sıcak tonlar olması şart abi. Sen bu işin uzmanı olarak ne öneriyorsun? Yani olabildiğince beyaz ve krem tonları, kum rengi bunun gibi çok koyuya griye siyah kaçmadan siyah kiremitte kaçmadan bir ev tasarlayayım burada. Sineklik de yapmışlar abi. Sinek oluyor mu? Dönemsel olabiliyor. Hemen yanınız orman çıkabiliyor. Evet. Şunlar güzel bir... Onlar da bütün hepsi alüminyum. Bayağı kaliteli bu arada arkadaşlar. Cidden para harcamışlar buraya abi. İçeride nereden baksanız arkadaşlar 200-300 bin dolarlık bir mimari yatırım var bu dairede. Balkon zeminimiz de yine mikrotopping. Burada bir seyir terası modunda kahveni, yok, içeceğini... Yok, kuş yemi falan koyuluyordu hatırlıyorum. Öyle mi? Hatırlıyorum da. Evet. Hiç. Daha önceden. Küllük görünce. Şimdi küllüğe dönmüş. Aynen. Belki de kuş. Kuş yemi falan vardı içinde. Burada da yine bir masa vardı ama buradaki masayı şeye götürdüler. Evine götürdüler. Manzara çok güzel arkadaşlar. Arkamıza bakar mısın? Evet. Bana sorarsan arka manzara daha güzel. Evet. Dağ ve orman. Dağ manzarası çok severim. Burada da çok güzel yürüyüş yolları var. Hatta çok eski bir yol var. Muhtemelen Likya yolunun da başlangıçlarından bir tanesi olabilir. Şöyle çıkıyor. Çok güzel taşları dizmişler. Merdivenle çıkıyorsunuz. Kaya yoluna çıkıyor. Kayadan diğer Likya yoluna bağlanıyor. Sen buraları tabii taşını, toprağını, her şeyini biliyorsun. Her manzarası. Peki Fethiye'den şey yaptın mı abi, paraşütle atlama? Paraşüt yaptım. Kaç kere? Birkaç kez yaptım. Güzel bir deneyim mi? Güzel bir deneyim. Ne kadar sürüyor? Yani yaptığın saate göre, zamana göre değişiyor. Sabah erken yaparsanız biraz daha kısa sürüyor. 15-20 dakika. Akşam yaparsanız da yarım saat. Ölüdeniz'e kaç dakika mesafedeyiz abi? Yarım saat 45 dakika sürebiliyor. Ölüdeniz'e buradan nereden baksana? Eskiden 20 dakikada gidiliyordu da 18 kilometre buradan. Şimdi ne biraz oldu? Biraz daha uzadı yol. Ölüdeniz'e çok trafik olabiliyor. Bir de burada yani Fethiye'de de denize girebileceğiniz yerler var aslında. Çalış plajı var hemen şu karşısı. Evet. Çalıştan ziyade burada yakında şey var. Beach Club'lar. Help, See Me Beach. Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu falan. Onlar hepsi Ölüdeniz tarafında. Kabak Koyu da mı orada abi? O da. Orada denize kelebekler, girdim. Evet, orası da belki. Hiç gitmedim ben oralara. Asıl Kabak'tan sonra Cennet Koyu var. Orası çok daha güzel. Denizi böyle mi çok güzel abi? Denizi çok güzel. Hadi ya. Kalamarları görüyorsunuz. Böyle bütünde yüzüyor. Balıkları görüyorsunuz. Ben size şöyle söyleyeyim. Mehmet abi çekim dışında da tanıdığım için. Nazar değmesin. Güzel bir hayatı var. Chill bir hayatı var. İki tane de güzel kızı var. Eşi var. Beraber yaşıyorlar. 11 yıl Fethiye'de yaşamışlar. Yok, 11 yıl bu mahallede yaşadık. 11 yıl burada yaşadınız. Şimdi Fethiye'de. Kısa bir dönem İnlice'de yaşamışlar. Hep buralardalar yani. Ben açıkçası güzel bir hayat olduğunu düşünüyorum. Emlak profesyoneli gibi değil. Çok rahat, chill yaşıyor. İşini de yapıyor. Doğa yürüyüşlerine gidiyorlar. Doğanın içinde hem çalışıp hem yaşayabilirsiniz. İlla böyle bir İstanbul'da stresin altında yaşamamıza gerek yok diye bir mesaj alıyorum senden. Evet, İstanbul'un o kalabalığından kaçmak için güzel bir yer. Hiç İstanbul'da yaşadın mı abi? İstanbul'da yaşamadım. İzmir'de yaşadım 4 sene de. Peki İstanbul'a geldiğinde nasıl hissediyorsun kendini? Böyle bir daralıyor musun? İşim bitince kaçmak ilk uçak istiyorsun. Ne zaman diye bakıyorum.
İlk işim oluyor. Bu arada arkadaşlar, daha önce de belirttiğim gibi şu anda bulunduğumuz dubleks satılık. Müstakil bir dubleks. Harika bir manzarası var. Keşke siz de burada şu an olsanız. Deneyimlemenizi isterdim. Dairenin özelliklerini şöyle bir özet geçelim abi. Yani 3+1. Toplamda 280 metrekare kullanım alanı var. Bütün tabanda mikro tapping var. Konut tapusu var. Konut tapusu, kat mülkiyet tapusu var. Saunası var. Hani herhangi bir masraf yok. Belki birkaç tane eşyayı değiştirmek isterseniz sadece onu yapabilirsin. Belki boya. Eğer alırsan size bir tavsiyem var. Sakın camlara, doğramalara dokunmayın. Çünkü evin bütün aydınlığını, manzarasını onlar sağlıyor. Salonda keza özellikle panoramik Fethiye deniz manzarası var. Burada ısınma için klima. Yerden ısınma var. Isı pompasıyla çalışıyor. Onun elektrik. Aylık maliyeti ne abi mesela Aralık ayında falan? Bilmediğim burası şeyler. Burası biraz daha. Kullanıma göre hangi sıcaklıkta tuttuğunuza göre değişir ama benim evimde aşağı yukarı 1500 ile 2000 TL arasında değişiyor. 130 metrekare benim evim. 2000 TL gibi düşünebilirsiniz. O da bir ay. Burada 2500-3000. Yani burada sadece Ocak, Şubat bir de Mart'ın ilk haftası oluyor. İnternetimiz var. İnternet var. Fiber var mı abi? Fiber altyapısı burada bazı yerlere geldi ama bu maliye daha henüz yetkililere gelmedi. Seslenelim buradan. Yetkililere biz bayağıdır sesleniyoruz. Arıyoruz, şey yapıyoruz ama bizi umursayan yok. Şuraya bir fiber getirin. Zekera köyde bile hala her yerde yok biliyor musun? Yıl olmuş 2023. Zekera köyde fiber yok. Şaka gibi. Mehmetcan'ın giga fiberi var. 1000 megabit alıyor. Benim videoları 1 dakika mı? 40 dakikada yüklüyor. Ben mesela bir kere denedim 3.5 GB'lık yüklemeyi. 13 saat verdi bana. Kapattım. İlana fotoğraf yükleyemiyoruz. Aynen. Şimdi daire turunu tamamladık arkadaşlar. Bu daireyle ilgileniyorsanız veya Fethiye, Göcek tarafında daha uyguna daire veya daha pahalı, daha lüks bir ev, villa istiyorsanız Mehmet abi Equinox Real Estate'de iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerimi burada ve açıklama kısmında bırakıyorum. Instagramlarını kesin takip edin. Equinox.estate. Harika Göcek ve Fethiye evlerini paylaşıyorlar. Ya bu arada ev almadan da aylık, sezonluk, haftalık ev kiralayabilirsiniz bu evler gibi. Şimdi Fethiye merkezine inip biraz yürüyüş yapacağız. Arabayı buraya park ettik. Şuradan geçeyim abi. Teşekkürler. Abi şu palmiyeler var ya, benim hayatta en çok sevdiğim şey yani. Oturup kışın da bu videoyu izleyeceksin. Anladın mı? Naber Mehmet abi? İyidir. Senden ne haber? Görüşemedik bayağıdır. Aynen. Şimdi Fethiye merkezdeyiz. Birazdan bir şeyler yiyeceğiz. Oradan da Mehmet abi bizi Ölüdeniz'e bırakacak. Orada denize gireceğiz. Bugün hava çok güzel. Hava çok 20-25 güzel. Derece falan var. Evden de arabayla aşağı indik. 2-3 dakika falan sürdü. Çarşıda bir sürü restoran var. Buranın bir barı falan var mı abi? Paspatur hemen burası. Barlar sokağı dediğimiz sokak var. Burada hani... de ki Yiğit buraya gel. Geldiğinde şu restoranda şu yemeği yemeden kalkma. Genelde herkes kayaya gidiyor. Cimbala eti yiyip geliyor. Eti güzel mi? Eti çok güzel. O Çalış ben tarafında yemediğimden dolayı. Kayaköy'de. Kayaköy'de. Güzel restoranlardan bir tanesi To Be Social House. O da merkezde. Burada da küçük bir snack yaptıkları, hamburger, tacos yaptıkları bir yer var. Street food yapıyorlar. Health Beach güzeldir yemeklerin. Yürüyerek gidiyor mu Health Beach'e? Yok, araçla gidiliyor. Denizi var. Onların şeyleri var. Servis botları var. Servis botuyla buradan çıkıyorlar. Günlük fiyatı ne kadar abi Health Beach'in girişi? Geçen sene Şezlong 200 lira alıyorlardı ama bilmiyorum, fiyatlar değişti. Antalya Koalista Beach'te 1200 lira olmuş girişler arkadaşlar kemerde. Ne alaka şimdi bu bilgi bilmiyorum ama yeni aldığım bir bilgi Antalya tarafından. Evet, tarafından. Fethiye tabii ki de Göcek'e göre daha şehir. Bir tane AVM'si var Fethiye'nin. Evet, sadece bir tane var. Alışveriş yapmak isterseniz öyle bir AVM'si de var. Burada insanlar kapalı bir yere girmek istemiyorlar. Zaten bu havada değil mi? Evet, genelde hep açık yerleri tercih ediyorlar. Bunlar nereye gidiyor abi? Bunlar 12 Adalar diyorlar ama buradaki Körfez, Göcek Körfezi'nin içerisine gidiyorlar. Abi ne kadar bu turun tanesi? 4 lira. Bütün gün değil mi? Tamam, onda başlayalım. İyi. İçinde bir de yemek var. Öğle yemeği oluyor. Teşekkürler. Arkadaşlar Grand Toraman. Buranın en iyisi. Günlük 400 lira 2023 yılında. Bu arada İngiliz ağırlıklı bir sahildeyiz şu anda. Daha çok yaşayanlar. Bak bu saatte başlamış amcam. Benim yaşlılığıma benziyor kanka soldaki. Bak aynı. O saatte bira içiyorum hanımla. Top sakal. Burası da bisiklet yolu bu arada. Burada öğleden sonra siesta var ya. Herkes 2 bira içip daha sonra var mı? Uyuyor. Yani yapanlar çok fazla. Her çalışmıyor. Biz yok, biz bilmiyoruz abi. Biz akşam 6'ya kadar. Evet, biz başlıyoruz akşama kadar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi Ölüdeniz'e gideceğiz ve denize gireceğiz. Sezonu atacağız Mehmetcan'la. Ardından da yarın İstanbul'a dönüyoruz. Sonra pazar günü Dubai'ye gidiyoruz. İstanbul'a dönmek istemiyoruz abi. Yine bekleriz. Vallahi. Equinox Real Estate tam Göcek merkezde, çarşıda ama bütün Fethiye ve Göcek'te hizmet veriyorlar. Lüks, villa, dublex, illa lüks arazi de var. Normal dairede alıp yaşayabilirsiniz bu bölgede. Denize girmek istiyorsan geleceksin abi. Aynı zamanda da kiralama da yapıyorlar. Sezonluk kiralama. Ev almaya paran yetmiyorsa kirala diyor Mehmet abi. Evet. Garanti olarak kiralayabilirsiniz. Diyor musun abi? En azından deneyimlemek için güzel bir fırsat oluyor. Herkesi ofisimizde sohbet ve kahve için her zaman bekleriz. Güzel bir tatlı bir ofisi var. Ofisini de gezmiştik bir
önceki videolarda. Şimdi videonun sonuna da bir kart olarak daha önceki videolardan bir turu koyacağım. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Equinox Estate'i takip edin Instagram'da. Çok güzel evler paylaşıyorlar. Alamasanız da izleyin yani. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Love you.